Lütfü Hocam, şimdi sen atıklardan bir ev yapıyormuşsunuz. Onu biraz önceki çekimlerden baktık. Bu evin detaylandırmasını ufak ufak başlayalım anlatmaya. Nasıl başladın? Hangi malzemeleri kullandın? Bir ön bilgi olarak verebilir misin bize? Daha birkaç aşama çekeceğiz yani. Tabii. Şimdi bu ev öncelikli olarak bir tane zeminle bir tane tahta bulduk. Bu yine dengiz sıradan herhangi bir evde atılmış bir tahta. Bir tahta parçasını. Üzerine matkapla delikler açtık. Ve bu deliklere bizim normalde kavale dediğimiz ince çıtalardan evimizin kolonları olabilecek diyebileceğimiz çıtaları onun ayaklarına yerleştirdik. Daha sonra evimizin tabanını yerden biraz yüksek olması için su basman diye tabir edebileceğimiz şekilde bu köpük malzemeleriyle biraz önce göstermiş olduğumuz şurada köpük. İnce köpük malzemesiyle ince köpük malzemesiyle bunları şerit olarak keserek evimizin dış kısmını dolandırdık. Evet. Ondan sonra da tabanını oluşturmak için yine aynı şekilde birebir ölçülendirilmiş şekilde üzerine giydirerek evimizin aşağı yukarı yerden 2 santim, 2,5 santim yükselmesine su basman olmuş oluyor. Sağladık. Bir de senin merdiven yapmıştın onun ya, merdiven yerleştirir. Şimdi bu evimiz bahsettiğim gibi bunları tabii tutkallarla ağaç matkapla tutkalı. Evet, ağaç tutkalıyla o matkapla deldiğimiz yerlere yerleştirerek sağlam bir şekilde evimizin evet, bayağı da sağlam yani. Evimizin kolonları gerçekleştirilmiş evet. Oldu. Silikon olsa esneme yapar. Evet. Şimdi bunları kullanırken bu çubukların dışında kullandığımız malzemeler yine bahsettiğimiz gibi Çin lokantalarında kullanılan çatal yemeklerde kullanılan, yemek yemek için kullanılan çubukları biz burada evimizin ahşap görünümlü olabilmesi için sanki bir orman evi gibi görünmesi için kullanacağımız malzemeler olarak yerleştirdik. Daha sonra bu evimizin ölçülerini dikten sonra bunları istediğimiz boyda kestik ve ağaç tutkalıyla bunları yerlerine yerleştirdikten sonra bunları sağlıklı bir şekilde kurumaya bıraktık. Daha sonra pencere olabilecek yerlerimizi boş bıraktık. Bunlar çünkü tam böyle olmayacak. Yani pencere olacak oralarda. Evet, buralara birer pencere yapılacak. Buralar biraz daha daraltılacak bu şekilde. Evet. Kenarlarda da yine ahşaplarla. Bir de bunun çatısını yapmışsın. Çatısını da görelim de sonraki halini çekeriz. Daha sonra da evimizin üzerine bir de merdiveni vardı onun. Çatı giydirerek bu evimizin yavaş yavaş şu çatı da bayağı bir karton malzeme mi? Karton değil. Kontrplak. Kontrplak. Yine basit her yerde atılabilen kontrplak dolaplar. Hepsi sıfır eşya değil, kullanılmış malzeme, atıksız, çöpe gideceğine çöpe giden malzemeler bunlardan böyle işe yarar bir hale getirirsin. Tabi bunların daha ayrıntılarını ilerleyen zamanlarda beraber merdiven nerede bunun merdiveni? Merdiven çalışmasını yaptım bir tane. Yine o elimizdeki o beyaz köpüklerden. Merdiveni de evet. Şey neyle kestik onları göstermem, neyle kestik? Bunları maket bıçağıyla, önce ölçülendirdikten sonra maket bıçağıyla keserek ya bunlar montajın ileriki zamanlarda evet, daha şekilde, iyi şekilde, bu da merdiven, boyanmış haliyle evin girişinde kullanılacak olan merdivenler olacak. Bu şekilde eve girilecek. Tamam. Şimdilik çekimlere ara verelim, peyderpey çekeriz. Evet. Şu anda uzaktan baktığımız zaman evimiz yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Şu önde görmüş olduğumuz Bayağı bir şöyle, çok güzel ya. Şimdi görüntüsü çok güzel. Şu evimizin şu alanına da bir havuz yapay gerçekleştireceğiz. Fakat bu evimizin şu anda enteresan olan taraflarından bir tanesi de şu olacak. Şu balkonu da yerleştirsek. Onu biraz sonra yapıştıracağız. Şu anda sıcak silikon tabancamı çalıştırdım. O ısındığı zaman da montajını yapacağız. Şimdi evimizin kenarlarına ışık yapalım diye düşündük. Onu da bu çıtalarımızı kullanarak gerçekleştireceğiz. Ve şu anda yılbaşı amaçlı görmüş olduğumuz ışıkları buraya monte edeceksiniz. Bunların üzerinden şu şekilde çıkacak şekilde nasıl yapabiliriz diye düşündük. Evet. Yan yana evimizin tamamını dolaşacak şekilde. Sonra bunların içerisinde öncelikli olarak kanal açmayı düşündük. Bu zor bir işlem olacaktı. Buna da şöyle bir proje geliştirdik. Daha ince köpüklerden kesmiş olduğumuz ince çubukları şu şekilde kenarlarına şu şekilde monte ederek arasından kablo geçebilecek evet, bir kablo gizleme yeri yapıştırdıktan sonra bunları ters çevirerek
içinde kabloları saklayıp üzerinden yalnızca lambaların çıkacak şekilde matkapla bunların oyukları açılacak ve evimizin etrafı hem ışıklı hem de havuzlu. Taş duvar. Havuzun içine yerleştirebilir misin? Işık. Onu da yerleştirebiliriz. Onu şu anda daha projelendirmedik. Ondan sonraki aşamada bu bahsettiğimiz şekilde evimizin etrafı da taş duvarlar ve ışıklarla çevrilecek. Şimdi bu çatıyı monte edecek misin bugün? Çatının montajı daha sonra gerçekleştirecek. Ama şimdi evimizin artık yavaş yavaş son aşamaları olan şu anda görmüş olduğumuz balkonu monte ediyorsun. Balkon demirlerinin kıvırma işlemini gerçekleştirdik. Sıcak silikon tabancasıyla burada. Sen onu gerçekleştiriyorsun yani. Şurada yerimize yerine montajını gerçekleştireceğiz bir şekilde. Şu anda balkon monte edildi. Çok güzel ve uyum sağladı. Harika bir şey. Pencereler zaten öyle. Şurada gördüğünüz gibi sayın izleyiciler. Evet, şu anda balkonumuzda montajı tamamlandı. Monte ettiğimiz zaman şu şekilde balkonumuzun demirleri de burada bir önden çekim yaptığımız zaman güzel bir görüntü verdiğini düşünüyoruz. Çok güzel, harika. Evet. Bu demirlerden, balkon demirleri aşağı katta da gerçekleştirdik. Aşağı, tamam. Şimdi buralar ne Lütfü Hoca? Şimdi burada çatımız shingle görüntüsü vermek için. Ön kısımları şey de bitti. Evet. Çatımızın tavanını da kapladık. Tamam. Şu anda şu görmüş olduğumuz zımpara kağıdından oluşturduğumuz bu parçaları şu şekilde yapıştıracağız. Evet, çok güzel ama. Çok güzel desenler verilmiş. Şu şekilde. Daha sonra diğer parçaları da bunun üzerine şu şekilde, gelecek şekilde çaprazlama çok bir şekilde yapıştırarak. Tamam, şimdi sen devam et bakalım o ne yapıyorsun çizimlerine. Şimdi şuradaki aradaki mesafelerin eşit olarak olabilmesi için, düzgün ve muntazam olabilmesi için bunların yapıştırma ölçülerini belirledik. Şimdi şuralara da aynısını çizeceğiz. Ondan sonraki aşamada da bunları yapıştırma işlemine geçeceğiz. Çok güzel olmuş çatı. Şimdi gene bir ara verelim. Şimdi o kesmiş olduğumuz parçaları bayağı ilerlemiş iş yani, bakıyoruz. Şöyle sıkalımızı sürüyoruz. Tam da yani zımpara kağıdının yaptığı göreve bakın sayın izleyiciler. Piyasada satılan shingle'lardan farkı yok. Evet. Yani ev çatılarının süslemesinde yani yağmurdan koruma için kullanılan shingle'ın bir benzerini aynı şekilde şurada görmüş olduğumuz gibi. Çaprazlamasına harika görüntüler elde ettik. Çok güzel. Bu böyle kapanıp gidecek değil mi? Evet. Diğer öbür tarafı da aynı şekilde. Aynı şekilde yapılacak. Ya bu ayrıntıları çekelim sonra ileride gözünüzden kaçmasın. Evet, aynen. Bunlar tabii ince detay işler. Detay isteyen çalışmalar. Hassas ve detay işler. Çok zordur bunları gerçekten. Buraları zaten en önemli kısmı bu. Hassas işler, detay işler. Her şey ayrıntıda gizlidir demişler. Hani derler ya şeytanlıkta. Bizim şeytanla işimiz yok ama her şey ayrıntıda gizli. Bakıyoruz. Çok güzel. Bu ayrıntılar da olmasa zaten sanat ortaya çıkmaz. Oldu. İleriki zamanlarda yine çekime başlarız. Evet. Şey oluyor mu? Şuraya olacak bu parça. Evet. Çatı neredeyse tamamlanmış. Evet. Şimdi evimizdeki gelmiş olduğumuz aşama şu anda
evimizin pencere kısımları yapıldı. Şöyle. Buralar pencereleri yapıldı. Bunların içerisine cam girecek, cam kesilecek. Evet. Ondan sonra ön pencerede de yapıldı. Şu anda kurudu bunlar. Çünkü bunlara da zaman istiyor. Çünkü her yapmış olduğunuz, yapıştırmış olduğunuz parçaların kurumasını bekliyorsunuz. Çünkü elinize aldığınız anda diğer parçalar dökülebiliyor. Sonra çatının şekline karar verildi. Çatı zaten bu işte en önemli şey planlama. Planlamayı gerçekleştirdiğimiz zaman şu anda böyle bir çatı monte edilecek diyorsun. Olacak. Bayağı çatı işi bitmiş. Bayağı bayağı şekle girdi. Ve bunların yan tarafları da görmüş olduğunuz gibi gayet orijinala benzetilmiş bir şekilde ağaçla kaplanıyor. Bu tarafta da yine aynı kaplama işlemi gerçekleştiriyor. Evet. Buraya her bir parçayı tekrar yapıştırıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz parça buraya kesildi. Bunun arkasına tutkalımızı sürüyoruz. Bir de merdiveni monte edecek. Merdiveni de hemen monte edelim. Şimdi şu görmüş olduğunuz parçayı bu şekilde yapıştırarak yavaş yavaş evimizin üstlerine doğru geliyoruz. Üste iki parça daha koyduk mu bu merdivenimizin altı da dekorasyon bitecek diyorsun. Bitecek. Sonra alt yüzeyine bunun bir tavan giydireceğiz. Evet. Yani kontraplaktan olacak. Tabii. Galiba. Beyaz bir tavan giydirilecek. O şekilde devam edecek. Şimdi yeni şeylerimiz geldi. Biz şimdi ne yapacağız bunu? Bu köpük malzemesinden bir tane merdiven yaptık. Bu merdiveni de yine buraya monte edeceğiz. Aşama aşama. Evet. Tüm detayları çekmenin mümkünatı yok. Burada. Yani gerek en az oluşumda kademeleri bu kadar çeksek yeterli olur galiba. Evet. Görmüş olduğumuz merdiveni de. Çünkü saatler sürecek 502 yani. 502 dediğimiz yapıştırıcıdan kullanarak. Sert yapıştırıcı artık. Hızlı yapıştırıcı ya da sert yapıştırıcı. Evet. Yani onun şeyle yapıştırmaya gerek yok diyorsun. Evet, bu daha çabuk yapışabiliyor. Merhabalar. Lütfen hocam o tuzu ben alabilir miyim? Evet. Çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi merdiveni de buraya şu anda çok da güzel uydu ya. Harika evet. Bir şey oldu bu ya. Sabitledik merdiveni de buraya. Evet, pencerelerimiz tıkır tıkır oluyor. Evet. Şurada da çatımız da oluyor. Bayağı inşaat bitmiş olmuş ya. Şimdi çatımızdaki kemik görüntüsünü gerçekleştirmek için ne tür malzeme kullanabiliriz diye düşünürken aklımıza şöyle malzeme geldi. Zımpara kağıdı. Zımpara kağıdı. Bunu da aşamalarda göreceksiniz. Yine küçük şeritler şeklinde uçları yuvarlatılarak evet. Şıngıl kemik, görüntüsü veriyorsun ona. Kemik görüntüsü verilecek, şıngıl görüntüsü verilecek. Bu şekilde evet, çok güzel olacak. Kaplanacak. Çok güzel olacak. Bu şekilde evet. Kaplanacak. Desenli şıngıl oldu şimdilik. Evet. Ara verelim. Şu anda evimizin bitmiş halini görüyorsunuz sayın izleyicilerimiz. Tamamen dekorasyonu, dış dekorasyonu, iç dekorasyonu hepsi halledilmiş vaziyette. İçeride de lamba yanıyor. Gördüğünüz gibi hafif karanlıkta bile. Lütfü Hoca buyur anlat bakalım. Çamlar yerleşmiş. Evimizin bahçesiyle ilişkili biraz düzenleme yapabildik. Tam olarak bitmedi hala. Şu bölümde halılarımızda eksiklikler var. Onlar tamamlanacak. Havuzumuzun tabanı yapılacak. Ve havuzumuzun kenarları yapılacak. Ama onun ötesinde bahçemizin genel görüntüsüyle şey yapıldı. Bahçe duvarları yapıldı. Bunlar kaya görüntüsü verecek bunlara. Ve ışık yerleştirildi tüm bahçenin etrafında bir şekilde. Ve bunlar... Şimdi karanlıkta gördük, biraz aydınlatalım da bakalım evet, o zaman. Evet, aydınlatalım. Işığı açabilirsiniz. Evet. Aydınlık ortamda çok daha net ortaya çıktı evimizin hali. Etrafını dolandıralım. Şöyle. Güzel. Harika. Gördüğünüz gibi sayın izleyiciler, artık havuzlu villamız sizin görüşlerinize ve siparişlerinize açık. Çok güzel. Bir de bu tarafını dolanalım.
Ağaçlarımız da zaten güzel bir görüntü vermiş, dekor vermiş. Eline sağlık Lütfü hocam. Bir şey değil. İnşallah yeni projelerde görüşmek üzere. Bir de şöyle elini al da git, şöyle şey yapalım bakalım, bir de fotoğrafını çekelim. En son olarak şöyle. Bu Lütfü Beyhan'ın son eseri. Az daha geri gideyim. Ya burada da tam alamadım ha. Tamam. Şöyle güzel. Bir de fotoğrafını çekelim. Şimdi kapatıyorum. Evet sayın seyirciler. Şimdi bu yapmış olduğumuz ev maketimizdeki son aşamayı görüntülemek için şu anda buradayız. Bugün 25 Aralık 2014. Yapmaya çalıştığımız ev maketimiz aşağı yukarı son aşamasına ulaştı. Havuzumuz gerçekleşti. Kerim hocam da fikir babalığını yaparak iç beyaz köşk. Evet. İsmini koyduk. Ondan sonra bu kapılarımız yine aynı artık malzemelerden gerçekleştirildi. Ve dışındaki kullandığımız köpüklere de kaya görüntüleri verildi. Ve aynı zamanda havuzun kenarına da 4 tane ışık yerleştirdik. Işıklandırma yapıldı. Işıklandırma yaptık. Fakat bugün bir elektrik kesilmeleri nedeniyle ışıkta bir arıza var. Onu gidermeye çalışacağız. Umarım büyük bir sorun yoktur. Bahçemize 4 tane ağaç koyduk. Artık çevre dizaynı istenildiği şekilde yapılabilir. Gördüğümüz kadarıyla işte evimizin havuz içi, çok şahane olmuş. Havuzun havuz içerisinde bir tane merdiven yaptık. Şurada merdiveni. Aynı bayağı şekilde da güzel bir merdiven yani. Nereden yaptın bunu? Telleri? Tellerden bağlayarak gerçekleştirdik. Evet. Hazır değil, o da el yapma sayın evet, izleyiciler. Her şey artık malzemelerden ve ince işçilikten aşağı yukarı 20 güne yakın bir süredir uğraşıyor bu evimizde. Bu ev maketi tam 20 günde bitti. Evet, artık son aşamasına gelindi. Ve artık evimiz şu anda kullanıma hazır diyebiliriz. Şimdi bundan sonra yeni yapacağımız projelere ve yeni yapacağımız evlere doğru yola çıkacağız. Ellerine sağlık Lütfü hocam. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah sizin de yaratıcı çalışmalarınızda minik ışık tuttuysak ne mutlu bize. Teşekkür.